Allahu Ekber. Allah bizlere kendi nefislerimizden eşler yaratmış. Birbirimizle kaynaşmamız için aramızda sevgi ve merhamet var etmiş. Eşlerimizden de bizlere çocuklar ve torunlar hediye etmiştir. Eşler birbirlerini tamamlamak içindir. Ama bu biri olmadan diğerinin eksik olmasıyla ilgili değil. Birlikte daha güzel olmalarıyla ilgilidir. Kur'an'da onlar sizin için elbise, siz de onlar için elbisesiniz denilmiştir. Dolayısıyla eşler birbirinin kusurlarını arayan rakipler değil, birbirinin eksikliklerini örten fertlerdir. Eşlerin birbirine örtü oluşu, onların birbirini sarmalarını, dertlerden ve tehlikelerden korumalarını ifade etmektedir. Sağlıklı nesiller ancak sevgi ve güven temelli aile ortamında yetişebilir. Demek ki eşler arasında bir üstünlük yarışı değil, sevgi, anlayış ve hoşgörü olması gerekir. Demek ikiniz de uyumadınız bütün gece ha? Baba mecburuz ya. Şimdi lokantayı ayağa kaldırmamız lazım. Yani. Aferin Tahir. Gurur duyuyorum seninle. Sayın baba, gerçekten gurur mu duyuyorsun öyle? Elbette oğlum. Hatalarından ders çıkarman, sevdiklerine, ailene dört kolla sarılman, işte bu lokanta için çalışıp çabalaman kimsenin gözünden kaçmıyor. Sayın baba, senden bunu duydum ya. Ölsem de gam yemem artık. Hadi hadi git dinlen. Yoksa uykusuzluktan düşüp bayılacaksın. Sen nasılsın oğlum? Beni sorma artık baba. Ama endişelenmene de gerek yok. Kabullendim artık. Bana ne demek sorma? Sizler benim evlatlarımsınız. Kimim var benim sizden başka? Eksik olma baba. Bak evladım. Bu sana bir baba tavsiyesidir. Kulağını aç, beni iyi dinle. Gamze ile boşanıyor olman seni evlilik hayatına küstürmesin sakın. Yaşadığın bir olumsuz tecrübe her şeyin sonu demek değil. Elbet karşına başka biri çıkacak. Bir de bakmışsın, karışmışsın çoluk çocuğa. Etrafında öyle veletler baba baba diye fır dönüyorlar. Baba, benim evliliğe inancım kalmadı. Aşka da öyle. Bu hayaller bana uzak artık. Olmaz öyle şey. Hayatın sana sunacağı onca güzel duygudan vazgeçemezsin. Bunun ben küstüm oynamıyorum demekten ne farkı var? Ne yapayım peki? Yani sen olsaydın ne yapardın? Ömer, benim hayatta ilk sevdiğim kişi annen değildi. Öyle mi? Bilmiyordum baba ben. Kimdi peki? Orası mühim değil artık. Geçti gitti. Demek istediğim şu. Hayatta illa tek bir kişiyi seveceksin diye bir kayıt yok. Bir kez aşka düştün diye kendini o acının içinde helak etme evladım. Bak yılların geçer sonra. Bir de bakmışsın yapayalnızsın. Herkes karışmış çoluk çocuğa, sen tek başınasın. Hem baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Geç kalmaman lazım. Hayatına başka birinin girme ihtimalini yabana atma. Ne yani? Çok beklemeden mantık evliliği mi yap diyorsun bana? Hayır evladım. Ama aşk demek de her şey demek değil. Onun yerine koyacağında bir sürü güzel duygu var. Baba olmak gibi, güven gibi, yol arkadaşlığı gibi, huzur gibi. Yani bu duygulara da yabana atma. Yani tamam, aşk çok güzel bir şey ama mutluluk için yetmediğini sen de yaşadın, gördün. Anlıyorum ama. Belki de öyledir. Belki de sen haklısındır.